insanın melekut yönünü ve burada yine ben bunu üzerime alınmam gerekiyor. Çünkü içinde yaşadığım çağ, içinde yaşadığım zaman dilimi, içinden geçip geldiğim eğitim sistemi benim bu yönümü tırpanlamış. Benim bu yönümü inkar etmiş. Benim bu yönümü bana unutturmaya çalışmış zaten. Halbuki 14 asırlık İslam geleneğinde de yani başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün gelmiş evliyalar bu noktada buna haber veriyor. Bu kısmı haber veriyor. Fakat içinde yaşadığımız çağ bu anlamda bizim belli yönlerimizi maalesef tırpanlamış. Bunu niçin söylüyorum? Dil öğrenime getireceğim bunların hepsini inşallah. Evet, sekülerizm denen bir hadise, bir çağda yaşıyoruz biz, sekülerizm. Sözlük anlamı bunun, toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden daha çok dünya hayatına odaklanılması yöndeki hareket. Bu sadece bu tanımda kalmamış. Bütün ders kitapları bu çerçevede örgülenmiş. Bütün bilim dalları maalesef günümüzde bu bakış açısıyla şekillendirilmiş. Herhangi bir basit araştırma bile yapsanız internette insan maymun işte evrim teorisinin canlandırıldığı hadiseler geliyor. Şimdi bunların hepsi esasında benim manevi tarafıma vurulan darbeler. Ve aynı zamanda eğer hizmeti tanımamış olsam, eğer Cenab-ı Hakk'ı bu vesileyle tanımamış olsam zaten dışarıdaki insanlar gibi olurdum ben de yani. Ama Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ne kadar şükretsek bu hakikatlerle ruhumun tanışması anlamında bu hakikatleri Rabbim ruhlarımıza duyursun. O zaman durum farklılaşıyor. Buraya kadar 2000 yılında ben öğretmenliğe başladığımda kimya fakültesi mezunuyum. Fakat fen bilgisi derslerine girdim. Malumunuz fen bilgisi derslerinde de fizik var, biyoloji var. Tabi ortaokul seviyesinde olduğu için onlara çalışarak idare ediyordum. O dönemde biyoloji konusu olan hücre konusunu anlatıyorum. Tam da o dönemlerde revaçta olan animasyon, hücre filmi. Tabi onun da son tarafında işte Cenab-ı Hak diye giriyor. O tarafı sansürlüyorum ben. Orta 3 talebelerin dersine giriyorum. 3 4 4 sınıfta aynı dersim var. 3 sınıfta başardım o konuyu. Cana <laughs> bak. Son tarafını sansürledim ama bir sınıfta kaçırdım onu. Şimdi kaçırdığımda işte 13 14 yaşlarında bir çocuk refleksi şu oldu. Aa din kültürü dersine geçti dedi. Şimdi gayri ihtiyari refleks olarak verdiği bu cevap aslında 13-14 yaşına kadar gelmiş bir çocuğun sekülerizm, sekülerizmden aldığı nasibini gösterdi bana. Tabi bu mesele bu mesele onla da kalmıyor. Şu an işte orta yaştaki bizler için de bunun tesirinde olduğumuz, bunların gölgesinde dünyaya baktığımız, dolayısıyla ruhani tarafımızı, asıl bizi insan yapan cephemizi faaliyete geçirmediğimizi fark ediyorum. Biraz da bu noktada ızdırabımız yükseliyor. Tam bu noktada huzursuzluğumuz yükseliyor. Çünkü Celle Celaluhü yaratan o, yarattığı o makinenin round table çalışmasını gerektirecek donanımı da veren o, Celle Celaluhü reçetesini de veren o. Buralarda biz ıskaladığımız zaman bu sefer adına işte ruhani, e, psikolojik sorunlar dediğimiz veya işte değişik hastalık adlarını sıralamak mümkündür. Bunlar yükseliyor. Yine buradan tabii bir önceki derste de mesela bir kutsi hadisi paylaşmıştım ben. En ayında zanni abdi bi buyuruyor Rabbimiz. Ben kulumun zannı üzereyim. Ben kulumun zannı üzereyim. Bu kutsi hadisin gerçekten bana şekil verdiğini ikinci şekilde öğrendiğimde. Yani öncesinde Cenab-ı Hakk'ı nasıl bilirsek öbür dünyada bize öyle muamele edecek. Doğru. Fakat bu dünyada öbür dünyayı belirleyen bu dünya. Bu dünyada bu kutsi hadisin aynı zamanda insanın düşünme şekliyle de alakalı olduğunu fark ettim insanın kendisi hakkında yaptığı değerlendirmelerin yaratılışa davetiye çıkardığına şahit oldum. Evet, yani dolayısıyla biz bu kutsi hadisin dil öğreniminde gerçekten e, tam rayına oturtabilirsek düşüncelerimizi, bu anlamda niyetlerimizi, zannımızı, o zaman çok daha rahat bir dil öğrenim sürecine girmiş oluyoruz. Evet, düşünce yönlendiriliyor. Biraz önce sekülerizm dediğim o ders kitaplarının örgülenmesi, efendime söyleyeyim, e, bilimin anlatılma tarzı, bunların her şeyi düşünceyi yönlendiriyor. Dolayısıyla insanlar profesör oluyor, alanlarının uzmanı oluyor fakat Allah'ı bulamıyor. Allah'ın eserlerini araştırarak Allah'tan uzaklaşıyor. Şimdi bunu da akla yaklaştırmak adına ve benim gerçekten çok etkilediğini e, diyebilirim. E, i̇şte yürüme patikaları var. Ormanlık alanlar içerisinde yürüme parkurları var daha doğrusu. Yürümeyi düşündüğünüz parkurun bir rengi var. Dolayısıyla siz yola girdiğiniz andan itibaren o yol işaretlerini takip ederek parkurunuzu tamamlıyorsunuz. Şimdi diyelim ki yeşil renge niyet ettiniz. Dolayısıyla her bir yol ayrımında o yeşil rengi takip edeceksiniz yok yol işaretini unutup yolun güzelliğine aldandığım zaman bu sefer niyet ettiğim parkuru bitiremeyeceğim demektir. Şimdi bu basit maddi alandaki bir yön, bir güzergah. Fakat insanın düşüncesi dediğimiz yollar, güzergahlar inanılmaz sayıda. Ve bu çerçevede yol işaretlerinin ne demek olduğunu, o yollarda sağ salim maksuda varabilmenin ne demek olduğunu ve yine Ölçü ve Yoldaki Işıklar kitabının mana olarak ne ifade ettiğini böyle bir yürüyüşü gerçekleştirdikten sonra idrak ettim. Dolayısıyla biz aslında görünmeyen düşüncelerimiz şu an yani her birerlerimiz hani düşüncelerimizin haritasını çıkarmamız çok mümkün olmuyor. Çünkü maddi bir şey değil, somut, elle tutulur bir şey değil. Bu çerçevede de bizi Rabbimizin emirleri, Efendimizin sünneti aleyhissalatü vesselam, Bunlar bize yol gösteriyor esasında. Yani yine büyüklerimizin kitapları bu çerçevede istifade edildiği ölçüde Allah'ın izni ve inayetiyle bu şekilde kusursuz o bizi sonsuz saadete götürecek parkuru da kat etmemize vesile olacak bu vesile. Evet. <laughs> Özür dilerim. Evet. Ben kulumun bana olan zanlı üzüreyim. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum açıkçası. Çünkü dil öğreniminde insan ister istemez kendisini değerlendiriyor. Gerek yaşımız itibariyle çocuklarda böyle bir durum yok. Çocuklar mutlak inan, inanmış bir durumda. Korkusuzca girişip öğreniyorlar. Fakat biz yetişkinler gerçekten kendimizi ortaya koymamız gerekiyor. Kendimizi dil öğrenimine bakan yönüyle nasıl değerlendiriyoruz? Kendimiz hakkında nasıl yorumlar yapıyoruz? Mesela işte kelimelerin zorluğuna vurgu yapıyorsam bu noktada Cenab-ı Hakk'a kelimeleri bana zorlaştır manası çıktığını. Dile karşı soğukluk hissediyorsam bu çerçevede yine Allah'ım bu dili bana soğut manası çıktığını. Dolayısıyla ben zihnimi dil öğrenimi esnasında kendimle alakalı olan değerlendirmeleri bir filtreden geçirip Allah'ın izniyle olması gereken adımları atmam durumunda dili çok daha rahat öğrenebileceğimi fark ettim. Benim daha önceki hayatımda da bunları yaşadım ben. Yani bahsettiğim olumsuzluklar kendi hayatımdan ve yine son itibariyle öğrendiğim yöntemi bu vesileyle paylaşmış oluyorum. Evet. Şimdi o kutsi hadis çerçevesinde bu tarafa bakacağız biz. Dil öğrenen bir insan ya mutludur, şefklidir, motivasyonu yüksektir. Şükreder, mutludur ve devamlıdır. Yani öğrenimini sürdürür. Ya da mutsuzdur, streslidir, şikayet eder. Şikayet edince farkına varmadan nankör durumuna düşer ve ağır aksaktır. Bir istikrar arz etmez. Şimdi Kutsi hadise döndüğümüzde ben kulumun bana olan zannı üzreyim. Şimdi biz farkında olarak ya da olmayarak bu iki durumdan birine düşüyoruz. İki durumdan birine düşüyoruz. Farkında olarak benim bu tarafı seçebilmem için birkaç bakış açısı yakalamam gerekiyor. Bunların en başında kendimi kendimle karşılaştırmam. Yani dile başladığım gün ile bir hafta sonrasını karşılaştırıp bu noktada yol aldığımı fark etmek bir kelimeyle dahi olsa ve böylece dünden daha iyi olduğum hissini yakalarım. Bu benim mutlu olmamı sağlar, şükretmemi sağlar, bir sonraki adımı da atmama vesile olur. Ben kendimi başkalarıyla kıyaslamam Sadece ve sadece ilham almak için, farklı bir bakış açısı yakalamak için mümkün olabilir. Ama benim nihai olarak kendimi karşılaştıracağım tek kişi var, o da kendim. Kendimi bir önceki günden geç, geçtiysem, bu noktada şükrümü eda etmeye muvaffak oluyorum. Bunun içinde tabii günlük okumalar, günlük okumalar, günlük okumalar. Günlük sesli okumalar. Şu anda bahsettiğim elhamdülillah beş dilde günlük olarak okunuyor. Tabi günlük olarak sesli okumak bir cepheden bakınca insana biraz pasif gibi geliyor. Bu pasif gibi görünen eylemin içeriğini dolduran bu en başta bahsetmeye çalıştığım insanın niyeti, manevi cephesi, çağrışım sistemi ve kendini kendisiyle yarışması. En öncelikli, şimdi dört buçuk senedir Hollanda'dayım, dört buçuk senedir günlük okuma ya muvaffak olduk elhamdülillah. Ama ilk günkü okumayla son günkü okuma arasında fark var. Şu an anlayarak okuyorum elhamdülillah. İlk gün anlayarak okumuyordum. İlk gün doğru okumaya çalışıyordum. Okumayı sökmeye çalışıyordum. Dolayısıyla yeni başlandan bir dilde normal kursu takip ederken doğru okumaya odaklanmak. Doğru okumaya odaklanmanın yanında okumayı hızlandırmak. Çünkü biz günlük konuşmalarımızda da hızlı konuşuyoruz. O dili konuşan insanlar da hızlı konuşuyor. Onun için niyetimizi, hızlan, hızımızı da arttırmaya koyarak okumalarımızı devam ettiriyoruz. Bu okumayı devam ettirme içerisinde de gün be gün hangi dilse artık onun artıkılları, cümlenin öğeleri, sıfatları, isimleri, artıkılları varsa artıkıllarını isme yaslayarak yani o tür okuma ayarları da yaparak farkındalıklarını devam ettirmek. Günlük sesli okumalar devam ederken mana parçalarını fark etmek. Birlikte seslendirmeye dikkat etmek. Mana parçaları veya mana bulutları. Mesela sarı bir araba dediğimde onun hepsi bir parçadır. Sarı bir araba. Başlangıçta böyle yavaş okusam da sonrasında bilinçli olarak e, okumamı hızlandırarak üçünü bir arada bir ses bulutu içine almaya çalışıyor. Çünkü bu dili konuşan insanlar o şekilde konuşuyor. Bu mana parçalarını fark ettirip okuma hızımı arttırıp o şekilde okumaya alıştığım zaman bu sefer radyoda anlama derecem artıyor. Konuşan insanları anlamam mümkün oluyor. Evet bir örnek üzerinden bakalım. Fransızcadan bir parça burada. Metinlerimizi de bu şekilde renklendirmeye çalışıyoruz bu platformlarda. Dolayısıyla hiç bilmeyen bir insan bu programa dahil olduğunda şunu biliyor. Bu sarı fosforlu olanlar bir defa öğrendiğimde ömürlük kullanıyorum ben onu. İki parça var burada. Bunun sesi kanta. Kanta sesine odaklanıyorum. Fotoğrafını çekiyorum. Devam ediyorum. Dolayısıyla Fransızcanın okuma kuralları var. Harfler Latin harfleri olsa da fakat sesleri farklı. Letre absolu. Zatı mutlak demek bu mesela. Cenab-ı Hakk'ı ifade ediyor. Bunu da bir defa artık metnin içerisinde kaç defa geçmişse bu şekilde onu da teyit ediyorum. İlk başta manalarıyla uğraşmıyorum kendim öğrenim sürecim olan kursa gidiyorsam şayet kursun gramerleriyle idare ediyorum. Burada fark ediyorum. Veya kendim internet üzerinden yeterince video gramer videoları var zaten. Oradan belli bir şey takip ediyorsam ona sadık kalıyorum. Kendi dil öğrenme adımlarıma sadık kalarak bu metinler üzerinde o, o seviyeye göre de farkındalıklarla yol alıyorum. Eninde sonunda dönüp dolaşıp ben Risale'yi okuyorum, Kalbin Zümrüt Tepelerini veya Cevşen'i okuyorum. Ama ilk defa okuduğumdaki kalite ile sonunda okuduğum kalite arasında da tabii ki takdir edersiniz ki fark var. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak her birimizi özel, farklı, biricik yaratmış ve bu özellik durumu öğrenim süreçlerimize de tesir ediyor. Dolayısıyla bizim kendi kendimizi fark etmemiz, nasıl daha iyi öğrendiğimizi algılamamız ve o noktada adımlarımızı atmamız bizi ümitsizlikten kurtaracaktır. Bizi sıkıntıdan kurtaracaktır. Hepsinden önemlisi yol aldığımızı farkına vararak şükrümüzü eda etmeye muvaffak olmuş olacağız. Evet bu kırmızılar yine kırmızı olanlarda aynı şekilde bir defa anlamını öğrendiğimizde metin içerisinde her zaman aynı geliyor. Bu şekilde de şekillendirip yol almış oluyoruz. Evet. Toparlayacak olursak 3 adımda insan olarak içinde bulunduğumuz durum Rabbimizin bir misafiri olarak içinde bulunduğumuz kainatta manevi yönlerimizi hatırlayıp dil öğrenimini hizmet ettirmek. Cenab-ı Hak insana çağrışım sistemi vermiş Celle Celaluhu. Sekülerizmin tesirinde edindiğimiz eğitim, efendime söyleyeyim, düşünme şekillerinden kurtulmaya çalışıyorum. Ben Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'ların yoğun olarak tecelli ettiği merkez noktalarından biriyim yani insan olarak. Aktif olarak bu yaratılış devam ediyor ve ben de onun dahilindeyim. Yani yaratılmış, bitmiş bir hadise değil. Tam tersine yaratılış sahnesinde olan kullarız biz şu an itibariyle. Evet, düşünce yönlendiriliyor kısmında. Ben kendi kaynaklarımızla dil öğrenmeye muvaffak olduğumda Allah'ın izniyle o dilin kültürü ve negatif olacak ruhumu kirletecek belli şeylerden de kendimi sirayet etmiş oluyorum. Kendimi korumuş oluyorum. Tam tersine bu dilde kendi iman hakikatlerimi de ifade etme yöntemlerini, tarzını yakalamış oluyorum. Evet şu sesi atlamışız buradan. Evet dil öğrenirken dil sesler Dolayısıyla o dilin sesini çalışırken aynen bir heykel tıraşın kaba bir taşın içerisinden güzel bir portre çıkarması gibi. Yani bir heykel onu görür zihninde. Dolayısıyla incitmeden onu çıkartır. Tabi ses heykel tıraşın işine göre çok daha kolay ama aynı durumdur. Yani o sesi tam olarak çıkartmak o yüz kaslarının talimiyle mümkün oluyor. Dolayısıyla onun farkında olarak tam sesi yakaladığımda da o ruhumu kaydediyor ve ömürlük kullanmış oluyorum. Ses denen hadise de Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi. Hava basıncı arasındaki farklılıklar olarak tanımlanıyor ses. Cenab-ı Hak beyan çiçeğini açtırmış insana Celle Celaluhu. Biz de onun şükrünü eda etmeyi muvaffak eylesin Rabbim. Evet burada bitirmiş olayım inşallah. Teşekkür ediyorum sabrınız için varsa sorular şayet Hocam Allah razı olsun. Bugün söylediğin kısa, kısa bir ders oldu ilk derse göre. Öncelikle sunum içerisinde geçen kutsi hadisi hatırlatıyorum. Şimdi Cenab-ı bak zannımız üzerine. Şimdi sizden duyduğum cümle ezber problemim var. Bakın burada bir defa bir tamir yapmamız gerekiyor. Tamam. Yani günlük olarak okumalara alışmış bir insanın ezberleme ihtiyacı yok. Unutma gibi bir sorunu yok. Günlük olarak 25 dakika metne muhatap olan bir insan bir kelimeyi en az 20 defa görüyor günlük olarak. Siz bunu bir haftaya vurduğunuzda 140 defa görüyor. Hangi dili öğreniyorsanız o dilin mesela artıkılları en çok kullanılan, işte bağlaşlar en çok kullanılan kelimeler. Bir defa bunları eritmiş oluyorsunuz zaten. Hani günlük olarak niyet gözlükleri takarak Allah'ın izniyle bunlar aşılıyor yani. Şimdi 24 saatimiz var. Bu 24 saatin içerisinde şöyle bir kağıda yazalım. En çok neye maruz kalıyoruz? Hangi dile maruz kalıyoruz? Eğer boş bırakıyorsak yani hiç duymadan, hiç çalışmadan geçtiğimiz gün varsa bu dolayısıyla sonuca tesir ediyor. Kendi kaynaklarımız üzerinden olunca saat mevhumu olmuyor bende. Onlar Risale-i Nur zaten ne kadar çok okusam benim için o kadar iyi diyorum. Ben okuyorum. Bana soru sorduklarında bir baktığımda 4 saat, 5 saat meşgul olmuşum. Metinleri hazırlamak için, hani paylaşmak için, onlar video yapmak için onlarla beraber diyorum. Ama esasında buna sizin kendiniz karar vermeniz lazım. 25 dakika birlikte minimum her gün olduğunda da bu haftada 3,5 saat yapıyor. Ve bir gündeki 3,5 saatten kalite olarak çok daha ileride. Günlük 25 dakika, bir hafta sonundaki 3,5 saat. Yani bu basit bir sistem, küçük bir sistem ama küçümsenmemesi gereken bir sistem. Damlanın mermeri delme sistemi bu. Yani Cenab-ı Hak Damlaya mermeri ram ediyor. Şuuruyla, bilinciyle, günbege, gün artan ilmiyle o metinlere nazar eden bir insanın Allah'ın izniyle o damladan daha fazla Cenab-ı Hak lütfedeceği aşikardır. Sözlük kullanma sıklığı, kendi ders kitabımızla alakalı sözlük kullanma ama risale okumaları için sözlük tavsiye etmiyoruz. Çünkü okumayı sökme. Yani bir dile başladıysanız o dili e, sağlıklı bir şekilde okuyabilmeyi öğrenmek başlı başına bir iş zaten. Başlarda ama takdir edersiniz ki okumayı biz o kelimelerle yapıyoruz. Çok sık gördüğüm bir kelime kendisi bana diyor ki ya bana bak artık. Ona baktığım zaman da o kelimenin işi bitiyor. Her kelimeye bakmıyorum kesinlikle. Bakılmamalı da zaten. Çünkü o Risale metinleri C1 C2 seviyesi. Ben yeni dile başlamışım. Onlarla uğraşmıyorum. Yeni dile başladığımda ben risale metinlerinde bildiğim kelimelerin altını çiziyorum. Sonlara doğru bilmediğim kelimelerin altını çiziyorum. Yani bil, bil, başlangıçta bildiğim kelimelere odaklanıyorum yeni öğrendiğim kelimeleri fark ediyorum. Tekrar tekrar görüyorum. O olduğunu sesini talim ediyorum. Sesle yazıyı, sesle manayı buluşturuyorum. E bu günlük olduğundan dolayı da Allah'ın izni ve niyetiyle takdir edersiniz ki sonra kelime de değil zaten kelime parçası. Bir zamanlar, once upon a time. İngilizce bir zamanlar öyle deniyor. O dolayısıyla üçünü birlikte öğrenmiş oluyorum. Ben şu an mesela dört dilde gidiyorum. Risale üzerinden. Fra i̇ki gün İngilizce, iki gün Fransızca, iki gün Hollanda'ca. Kürtçe yetim kaldı. Ona da başlamamız lazım. <laughs> Risale-i Nur'la mümkün oluyor bu. Ama şu önemli, şu önemli, birbirine bağladığınız zaman, mesela ikinci sözün Türkçesini okuyup, sonra İngilizcesini okumak, Türkçesinden manasını yakalamak, sonra İngilizceden okumak. Sonra Almancadan, sonra Fransızcadan. Bu ikinci sözün tamamı iki sayfa. O da olabilir, paragraf paragraf da olabilir. Tabii dördüne birden sıfırdan başlamayı tavsiye bilmiyorum. Yani o size kalmış bir şey. Ama iki tanesi gayet rahat gidebilir yani. Bir tanesi önde olur. İyi olan diliniz zayıf olana yardım eder. Risale üzerinden mana ortak noktasında bu mümkün oluyor. Onun içinde doğru okumak, doğru sesi duymak. Anadolu'da bir söz evet. var. Hayvan affedersiniz boğazından insan kulağından beslenir. Yani şimdi burada e, ruhumun ruhum için anlamı güzel olan manalara ben bu sefer açılıyorum. Ya bu risale zaten Allah'a mümin adam Allah'ı tasdik eder. Dolayısıyla yani bunlar benim için önemli. Orada mümin adam diyor ben he ben ben tasdik ederim diye çeviriyorum onu. Dolayısıyla onun o deme şeklini öğrenmiş oluyorum. Mesela bir dili öğrendik, o zaman Risale bırakacağız. Tam Risale'yi okuma zamanı o zaman. Zaten atölyesini yapmışsınız, kelimeleri baştan zaten öğrenmişsiniz. O zaman o yabancı dilde, o zaman için öyle bir tatlı oluyor ki. Çünkü o yeni öğrendiğiniz dilin kirlilikleri yok. Tamamen pozitif kelimeler üzerinden tamamen mana pak pak berrak bir şekilde akıyor size yani. Hem kelimeleri de sağlam almış oluyoruz bu vesileyle. Dinleme, doğru anlama adına hassaten neler tavsiye edersiniz? Evet, doğru anlama adına doğru okumayı tavsiye ederim. Şimdi biz dili çift yönlü öğreniyoruz. Bir konuşacağız, doğru konuşacağız. Bunu sağlayamazsam dinlerken Anlamıyorum. Dinleme yaparken veya birini dinlerken daha çok çabuk kopuyorum. Bilmediğim kelimeleri duyunca genel toparlamaya çalışıyorum ama yine de çoğunu anlamıyorum. Özellikle ayırabilen e, trem, brevum fiilleri anlamak çok yoruyor. Evet yani e, yazılı metinler üzerinden sabit anlam kalıpları var. Mesela sen onu şapkama anlat Şimdi Türkçe öğrenen birine bu adam görse bunu şapkayı biliyor. Onu biliyor. Sen bana anlat onu da biliyor. Ama manayı anlamıyor. Burada mecaz var. Şimdi ve dillerde bunlar çok fazla. Siz dillerdeki bu mecazları anlamını bildiğiniz veya kapalı devre ikinci söz üzerinden o ikinci söz çevrilirken yapılmış mecazları hayır, yakalamanız hayır. mümkün Yok, oluyor. Siz... Manasını kapalı devre bildiğim. Birinci lemma, Yunus aleyhisselamdan bahsediyor. Şimdi orada etkili kabul olmuş bir dua nedir? Onu öğreniyorum. Dilin mecazları zaten en çok yoran o. Kendi eserlerimiz üzerinden o mecazları yakalamak, avlamak çok mümkün oluyor. Onun için de tabi gün be gün muhatap olmak lazım, onları yumuşatmak lazım. O manaları avucumuzun içine almak lazım. Yani heykel tıraşın taştan görüntüyü çıkarması gibi ben ses dünyasından o dilin sağlam seslerini almam lazım. Yani özellikle Fransızca baş tarafı zordur. İngilizce son tarafı zordur. Şimdi İngilizcenin baş tarafı basittir hemen öğreniyor gibi olur insan ama sonlara doğru bir derinleşiyor, bir derinleşiyor, içinden çıkan aşk olsun. Ama Risale bu mümkün oluyor. Yani Fransızcanın baş tarafı saç baş yolduruyor. Artıklar ne nereye geliyor nereye gidiyor. Yine Risale üzerinden bunlar Allah'ın izniyle yerli yerine oturuyor. Ben bu yöntemi bulmam ana dilim olan Kürtçeyi öğrenmemle bağlantılı abi. Kürtçeyi bir de Kürtlerin çoğu maalesef Kürtçenin gramerini bilmez. Fiil çekimini bilmez. Kelimelerin nasıl yapıldığını bilmez. Yani bunları bildiklerinde asıl ve şu çok üzülerek söylüyorum. Bir tane Filolog Kürt Yunanistan'da Kürtçe dili üzerinden Darwinizme malzeme çıkarıyor. Kürtçenin yapısı yabancı kelimeleri içine almaya müsait değil. Ve dolayısıyla 100 senelik asimilasyona rağmen dimdik ayakta durması yani Kürtlerin asimile olması başka bir şey, Kürtçenin bozulması başka bir şey. Ve Kürtçe Hint Avrupa dil grubu içerisinde olduğundan dolayı da gramer olarak mesela Hollandaca ile yüzde seksen aynı diyebilirim. Kelime yapımı aynı, cümle fiil çekimi aynı, kalıpları aynı, enteresan yani. Latin dillerini dolayısıyla daha rahat öğreniyorlar. Urduca, Kürtçe sayı sistemi aynı. Kürtçe, Farsça, sayı, bazı ortak noktaları var fakat Kürtçe, Farsçadan da kadim bir dil, filologlar söylüyor bunu. Aynı değil yani. Onun için bir seferberlik yapıp hizmetteki Kürtlerin en azından Kürtçeyi dil olarak, gramer olarak öğrenmeleri büyük bir hayra vesile olacağına inanıyorum. Çünkü Türkçe bilmeyen Kürtler var bu yaşadığımız özgür ülkelerde. Onlara el atmanın, el uzatmanın, gönül paylaşmanın yolu bu Kürtçeyi öğrenmekten geçtiğini inanıyorum. Mesela Hollandacaya bakkın yönüyle B2 seviyesini almış ama daha çok stres olmuş, kendini ifade edememiş. Mesela Bunların çözümü kendi eserlerimiz. Yani o bütün tıkanıklıkları açacak olan ama en başta dili öğrenirken yapsa çok daha rahat olacak. Yani bu sefer hani Risale'nin kendi terminolojisi var amenna ama en başta ona muhatap olduğu zaman bu terminoloji engeli kalkıyor ortadan. Rububiyet ne demek? Uluhiyet ne demek? Rezak ne demek? Bu kelimelerin Hollandacalarını Cenab-ı Hak lütfediyor yani. Şimdi bu çerçevede hani amatörce yine bazı şeyler hazırladım ama tabii bu sunumlar beni de etkiliyor. Yani daha etkili sunumlarla, daha bilinçli hamlelerle Allah'ın izniyle bir dil çok daha rahat öğrenilir yani. Ve yani neden olmasın bir dil öğrenmek Allah'ın bir ayetini öğrenmek demek ve bu sistem ne kadar tecrübemiz varsa yaşımız ne kadar ilerlemişse o kadar iyi çalışan bir sistem. Ben Beraber okuma yaptığımız arkadaşlar yönlendirdi bizi yani. Yani bu işe yarayan bir sistem. Dolayısıyla bu sistemi gerçekten böyle hani rantabl hale getirip Allah'ın izniyle işte bir ayda dilin, ikinci sözde hmm. efendime söyleyeyim dilin okuması hallediliyor. Üçüncü sözde efendime söyleyeyim evet. e, tamlamalar farkına varılıyor. Üçüncü sözde hani bağlaçlar bunlar farkına varılıyor. Yani bu şekilde gramer işte 30 tane gramer ünitesi varsa bir risale üzerinden o 30 tane grameri içinde bilinçli olarak işleyecek bir sistem var aklımda şu an. Yani çünkü gramer kitapları çok büyük değil. Hani hangi dil olursa olsun bir 30-40 sayfalık bir şey oluyor gramerin bütün kuralları. O da Allah'ın kanunu. Evet, konuşulan evet. dilin grameri. Yani... Kürtçe biraz yetim kaldı. Ben de yani Kürtçe okurken hakikaten ruhum havalanıyor yani. O, o tadı bakın İngilizce seslendirdi, cana bak muvafakat etti. Fransızca, Hollandaca, Türkçe ki Türkçe eğitim dilim olmasından dolayı da en iyi dilim diyebilirim. Ama Kürtçe seslendirirken hissettiklerimi ise demiyor. Yani o başka bir şey yani. O ana dil faktörü. Bu Türk için Türk, Kürt için Kürt, yani Arap için Arap. Ana dil Allah'ın ruhun bu dünyayla irtibatını sağladığı dil yani. Cevşana Mezin adında elhamdülillah yani güzel de çevirmiş kim çevirmiş Allah beden razı olsun. Risaleler de öyle. Risalelerin Kürtçesi hem içinde Soranici hem Kurmanci, Kurmancı hem Zazaki yani Kürtçenin lehçelerinden de bir sürü şey kazandırıyor insana. İnanılmaz bir şey yani. Ben bir hatıramı anlatacağım abi. Şu an hani bu günlük okumalar Allah beden razı olsun şu an yapılıyor derslerden önce de yapılıyor mesela. E 7 yıl boyunca yaptık sene geldi. Allah haberine razı olsun vesile oldu bir abimiz. Şu an Almanca grubunun başındaki olan abimiz o. Elhamdülillah. Şunu fark ettik. Yani Türkçe'yi anlamak daha iyi anlamak yani. Kenya'dayken orada 30 küsür yaşlarında olan öğretmen arkadaşlar vardı. Hoca efendinin bam tellerini anlamadıklarını ifade ediyorlardı. Ya canlı şu an yani. Şimdi o zaman gerçekten şunu diyor insan. Yani bu bir talihsizlik. O zaman günlük okumalarla her birimiz, herkes kendi seviyesinde dünden daha iyi olma fırsatları veriyor Allah, Allah Celle Celaluhu günlük okumalara. Sesli okuduğumuzda da herkesin seslendirmesi farklı, ruhunu katması farklı. Ha o zaman dilin ötesine geçiyorsunuz. Kelimelerin ötesine geçiyorsunuz. Manayla buluşuyorsunuz yani. Bu da inanılmaz bir şey. Zaten insanın hani e, o ruhun gıdası oluyor yani o iman hakikatleri elhamdülillah. Kesinlikle e, sesli okumak. Şimdi sesli okumak biraz önce Sade abi de ifade etmiş oldu. Hakikaten sesli okuduğumuzda kulak duyuyor ama doğru sesi duymamız lazım. Ve bir de kelime değil, mana parçaları. Mana parçaları Batı dillerinde Türkçe'de eklemeli olduğu için parça olarak görünmüyor. Gelecek misiniz derken bir kelime görüyor. Ama İngilizce'de 4-5 kelime çıkıyor öyle demek için. Dolayısıyla o 3-4 kelimeyi bir arada görecek. O 4-5 kelimenin sesini bir arada duyacak. Bunları yapabildiğimiz zaman sesli okumalar yaparak hem kendimiz o parçaları birlikte görüp anlamını tek hamlede çıkarıyoruz hem de bu sefer onları duyarken birlikte duyuyoruz. Çünkü onlar genelde tek tek manalarını bildiğim parçalar ama tek tek manaları kurtarmıyor manayı. O dördü bir arada veriyor yani. Yani mesela eee in respect of üçü beraber ile alakalı demek. Ama respect tek başına saygı demek. Yani saygıyla alaka alakası yok yani. Şimdi dolayısıyla iman hakikatleri üzerinde biz bunları fark ettiğimizde yani ses görüntüsü yani ses dalgası koymamın hikmeti de o. Bu ses bazlı yani. Niyetimizi sese odaklıyoruz. Kelimeleri görüyoruz, sese odaklıyoruz. Doğru sesi yakalıyoruz. Doğru sesi duyuyoruz. Bu şekilde Allah'ın izniyle aşılıyor onlar. Günlük okuma, günlük okuma, günlük okuma. Bunun için de iki kişi yeterli yani. Saati, zamanı sabit olacak. İki kişi söz Allah için. Risale okuyacağız. Yani daha doğrusu dil öğrenmek, sesli okuma yapacağız. Risale okuyacağız diye yanlış anlıyorlar. <laughs> ya Risale'yi nasıl anlayacağız diyorlar bu sefer. Ya Risale'yi anlamıyoruz ki biz. Okumayı söküyoruz. Ama Allah nasip ediyor. Üç sene sonra anlıyorsun. sırayla. Mesela iki kişi nasıl olacak? Aynen. Diyelim ki ikimiz anlaştık Türkçe okuyacağız sizle. Yakın değiliz. Zoom'dan açtım ben zaten beleş sürümü 40 dakika abi. Görüntüyü yansı yansıttım. Bir paragraf ben okuyacağım sesli. Siz dinleyeceksiniz abi. Yanlışlarımı fark ederseniz bana katkı sağlayacaksınız. Siz okuyacaksınız, ben dinleyeceğim. Bilebildiğimiz kadar. Şimdi böyle bir hamlenin içine girince abi bu sefer ne oluyor? Benim o konuda farkındalığım artıyor. Şimdi elhamdülillah Kürtçe hariç diğer bütün dillerin Google Translate'lerinin sesi var. Google Translate'in sesi zaten rahatlatıyor. İngilizce öğrenen bir insan Google Translate'e koysun. Hemen sesini duyuyor gerçek. Ve batılı dillerde özellikle do doğru okumadığım zaman yoruluyorum. Okuyamayınca nasıl okuyacağım? Muhabbet kuşunun İngilizcesi var. Budgerigar. Ama bir yazılışını görseniz okuyamazsınız. Ama sesini duyunca ben dedim ha tamam. Bu sefer yazıyı bıraktım. Bajuriger, Bajuriger. Şimdi sese odaklandığımda Bajuriger deyince muhabbet kuşu anlaşılıyor. Bitti. Yani şimdi bu şekilde rezonans oluyoruz aslında. Ha yanlış okusak ne olacak? E, doğrusunu öğrendiğimizde değiştiriyoruz onu. Hollandaca bir buçuk sene yanlış okudum bir kelimeyi. E, sonra düzelttim elhamdülillah. Şu an doğrusunu biliyorum. <laughs> evet bu sistem hani Risale-i Nur bir bahçeye benzer giren eli boş çıkmaz diyor. Seviyesine göre istifade eder. Bu hakikat dil öğrenmek için de geçerli. Dile yeni başlayan bir insan da dahil oluyor, okumayı söküyor. C1'e gelmiş bir insan da manasını avlıyor yani. Ama aynı sofranın etrafında elhamdülillah buluşuyoruz yani. Evet, dil bir zamana mebni. Allah bizleri farklı yaratmış. Dolayısıyla kendi farkındalığımızı önemli, sabrımız önemli moral bozmamak lazım. Her zaman ilk geldiğimiz günü hatırlayıp elhamdülillah demek lazım. Dolayısıyla o sabır kuvveti dağılmaması lazım. Doğru, dilin en son konuşma gerçekleşiyor. Yani konuşma kısmı en son geliyor. Kendini çok rahat ifade edebilecek kısmı en son geliyor. Ona sabır göstermek lazım. Yani ben de C1 kursu aldım Hollandacılar ama okumam A, A yani B1 falan değil şey konuşmam yani. Ders anlatıyorum elhamdülillah 6 aydır bir okulda kimya Bilmiyorum. dersi anlatıyorum. Bazı videoları da YouTube'a yükleme ihtimal, e, imkanımız oldu elhamdülillah. Oradan da dua alıyoruz. Yani ses kaydı da bu bu işin bir gerçeği. Mesela C1'i bitiren ablamız için şunu söyleyeyim. Mesela belli kullanabileceğini düşündüğü parçaları seslendirip yani risale için israf olmaz. Çünkü iman hakikati. Zaten ihtiyacım var. Ben onu seslendirip sesimi kaydettiğimde o dilde bu da muazzam fayda sağlıyor. Telefonlarımızın ses kayıt cihazları var. Onların hakkını vermek lazım.